Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte düşündüm. Tatlı ne yapsam acaba dedim ve karşınızda spangile tatlısı yapıyoruz. Hem de çikolatalı. Evet, şimdi ilk önce ellerimizi yıkayacağız arkadaşlar. Şuradan ben dayayım kamerayı. Alayım sabunu. Şöyle. Evet. Arkadaşlar ben saçlarımı da topladım. Evet, hemen havlumuza. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi şimdi ise spangile tarifimize başlayabiliriz. Şöyle ben de çıkayım buraya. Yok ya, çıkma. Evet, çıkmıyorum. Evet. Dayadım bunu. İlk önce tenceremiz burada. Alayım. Allah. Arkadaşlar hemen şurayı silmem lazım. Tamamdır. Sildim. Şimdi de bunu bir yere dayayacağım. Şu tuzluğunu oraya dayayabilirim. Hop. Arkadaşlar bu kadar talihsiz olabilir miyim? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı spangile tarifi yapıyoruz. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben kamerayı bir yere dayıyorum. Evet. Şimdi tarifimizin malzemeler: bir adet çikolatalı spangile, tahta kaşık, tencere, bir yemek kaşığı margarin ve süt ve bir ölçü için bardak. Evet arkadaşlar, ilk önce sütü tencereye boşaltıyoruz. 2,5 su bardağı diyor. 2,5 su bardağı. Evet, hemen ocağımızı açalım. Açtık, evet. Ya da kapatalım. 1,5, 1, 2. Şimdi 1,5 koyacağız arkadaşlar. 2,5 su bardağı süt. Sonra ne diyor burada? Ocağın altını bir açalım. Evet. Diyor ki sütü tencereye boşaltınız. Zeynep toz karışımı ilave ediniz. Hemen ilave edelim toz karışımımızı. Yani spangilemizi. Evet arkadaşlar, şöyle açalım. İyice dökülmesin için. Evet arkadaşlar. Sonra da karıştırıyoruz. Karıştıralım. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynayınca görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yine sizlerleyim. Şu an spangülem o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Işığı açayım. Şu an göstereyim. Şöyle şu kıvama gelmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, fokurluyor. Şimdi tadım testinden geçireceğiz. Çok sıcak ve çok güzel arkadaşlar.
kaynadığı için buna. Evet arkadaşlar, margarini ilave ettim. Şimdi bu kaşıkla devam ediyorum. Bu kaşığı alabilir miyiz? Şöyle. Dur sen burada. Evet arkadaşlar, şimdi kaseye dökme işlemimiz olacak ama önce biraz karıştıralım. Evet. Şimdi kaselere gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi bitti, yeme hazır. Ben bu kaseleri doldururken bir büyüğümden yardım aldım. Sizin de almanızı tavsiye ederim. Şimdi de bir de altına kek kırıntıları attık. Öyle daha iyi oluyor. Ben şimdi de Hindistan cevizi ilave ediyorum biraz. İlave ediyorum. Evet, buna da biraz. Hindistan cevizini zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve hazır. Afiyet olsun. Tarifi denemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.